Merhaba arkadaşlar, Dershane Burada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hazal öğretmeniniz. Bu hafta parçada anlam, ek kök gibi konularla devam edeceğiz sınav öncesinde. Başlayalım. Neler öğrenecekmişiz? Parçada anlam, noktalama işaretleri, ek ve köklerden bahsedeceğim. Parçada anlam arkadaşlar. Herhangi bir paragraf okuduğumuzda önce soru kökünü okuyacağız. Ve soruda belirtilen değildir, söylenemez, çıkarılamaz gibi olumsuz ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Parçada anahtar kelime. Parça içinde en çok tekrarlanan kelime anahtar kelimedir. Anahtar kelime bizi konuya ve ana fikre götüren ipuçlarını verir. Parçada konu. Parçada üzerinde durulan kavrama konu diyoruz arkadaşlar. Anahtar kelimeyi bulacağız. Üzerinde durulan kavrama gideceğiz. Parçada en çok tekrar edilen sözcükler üzerinde yoğunlaşılması gerekiyor. Konu ilk cümlelerde belli oluyor. Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ilk başta soru kökünü okuduk. Mustafa Kemal o sabah savaş meydanını geziyordu. Yerde parçalanmış bir bayrak, bir düşman bayrağı gördü. Bakın tekrarlandığı için altını çiziyorum. Anahtar kelimemiz olabilir. Bir an durdu, yanındakilere seslendi. Bu bayrağı kaldırınız. Yenilmiş bir düşmanın bayrağı fakat o bir ulusu bir orduyu simgeliyor. Yerde kalmaya layık değildir dedim. Arkadaşlar parçanın konusunu bulmak için ne yapıyorduk? Anahtar kelime yani. Paragrafta tekrarlanan, en çok tekrarlanan kelimeleri buluyorduk. Şimdi bayrak kelimesi çok tekrarlanmış. Bir de Mustafa Kemal'den bahsetmiş ilk cümlede. O zaman bu paragraf Mustafa Kemal ve bayrakla ilgili olmalı konusu. Hemen şıklara bakalım. Ulusların simgesi demiş A şıkkında, B'de Türk bayrağının önemi, C'de savaş meydanlarının durumu. Şunların ikisi olmuyor zaten. Bayrakla hiçbir alakası yok. D, Mustafa Kemal'in bayrağı verdiği önem. Arkadaşlar Türk bayrağının önemini vurgulamıyor. Türk bayrağı ile ilgili bir metin değil. O yüzden bunu da çıkarıyoruz. Ne demiştik? Mustafa Kemal ile başladı. Ondan bahsetti. Daha sonrasında da anahtar kelimemiz hep bayrak oldu. O zaman Mustafa Kemal'in bayrağı verdiği önem bu parçanın konusu olabilir. D şıkkı diyoruz. Parçada ana düşünce. Parçada okuyucuya verilmek istenen asıl düşüncedir. Ve parça okunduğunda herkesin vardığı ortak düşünce olur arkadaşlar. Parça tek bir cümleyle açıklanacak olursa bu cümle kesinlikle ana düşünce cümlesi olur. Ana düşünce ilk ve son cümlelerde olabildiği gibi parçanın tamamını da sindirilmiş olabilir. Kısacası özetle sonuç olarak elbette ama oysa gibi sözcüklerden sonra mutlaka parçanın ana düşüncesi verilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Bu metnin ana fikri hangisidir? Bu parçada vurgulanmak istenen nedir? Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Gibi sorular ana düşünceyi buldurmaya yönelik olur. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın ana fikridir? Hayat zamanı bize takdir edilen dilimiyle sınırlı kısa bir yolculuktur. Sonsuz bir hayat işte bu kısa yolculuk üzerine kazanacaktır. Şimdi hayat kelimesi çok kullanılmış. Bunların altını çizdim. Bu kazancı gerçekleştirebilmek için az zamanda çok iş görmek gerekiyor. Arkadaşlar şıklara da bakalım hemen. A. Geleceğin kaygısını düşünmeden anı yaşamalıyız. Arkadaşlar anı yaşamamızı gerektirecek herhangi bir cümle kurulmadı burada. Bunu eliyoruz. B. Kısa bir süre olan hayat. Evet kısa kelimesi. Kısa bir süre olan hayat bize verilmiş bir tarladır ve ne ekersek sonsuz kazanç için onu biçeriz. Burada ne demiş? Bu kazancı gerçekleştirebilmek için az zamanda çok iş görmek gerekiyor. B şıkkı olur arkadaşlar. C. Bize verilen sınırlı zaman dilimi sadece bugünümüzü değerlendirmek içindir. Hayır, paragrafta böyle bir şeyden de bahsetmedi bize. D. Huzurlu bir ömür için hayatı anlık yaşamalıyız. Plan ve sorumlulukları düşünmemeliyiz. Bununla ilgili de herhangi bir öğüt vermedi paragrafta. Yani B şıkkı bu paragrafın ana fikri olabilir. Arkadaşlar yardımcı düşünce, ana düşünceyi destekleyen cümlelerdir. Sorularda geçen çıkarılamaz, değinilmemiştir, söylenemez gibi ifadeler yardımcı düşünceye yönelttir bize. Parçada başlıksa parçayı en iyi anlatan kelimedir.
Parçanın başlığı anahtar kelimelerin ve konunun belirlenmesiyle belirtilir. Bakalım bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi anahtar kelimelere de bakalım. Bulalım. Muhabbet, gıdalar arasında en çok süte benzer. Süt, bağışıklık sistemine etki eden ve organizmanın hastalıklara karşı direncini artıran maddeleri içerir. Muhabbet, muhabbette aynı süt gibi hissettirmeden insanı kötü özelliklerinden koruyan bir kalkandır. İnsanın kalbinde hep muhabbete yer vermesi, onun büyük ölçüde iyilikle, güzellikle doğmasına olanak sağlar demiş. Şimdi, A şıkkında ne demiş? Sütün faydaları. B, süt ve bağışıklık sistemi. C, muhabbetin süte benzerliği. D, sütün etkileri. Arkadaşlar, muhabbet ve süt kelimeleri birlikte çok kullanılmış. Ama sadece sütün faydalarından, sütün bağışıklık sistemi ile ilgisinden ya da sütün etkilerinden bahsedilmemiş. Muhabbet ve sütün benzerliğinden bahsedilmiş. Yani C şıkkı direkt bize uygun başlığı veriyor. Şimdi noktalama işaretlerine geçiyoruz. Nokta işaretiyle başlayalım. Tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. Akşam size gelmeyi düşünüyorum. Tamamlandı cümle. O zaman noktamızı koyduk. Sayılardan sonra sıra bildirmek için ıncı ıncı eki yerine kullanılır. 8. sınıf, 4. kat, 2. Murat gibi. Bazı kısaltmalardan sonra kullanılır. Apartman, profesör ve doktor. Bakalım noktaları koymuşuz. Saatleri, tarihleri gösterirken kullanılır. 12.02.2022, 13.30 derken bunların arasına noktalarımızı koyuyoruz. 4 veya daha fazla basamaktan oluşan sayılara ayırmak için kullanılır. Sınava 1000 kişi katılmış. Bakın sonuna sayıda 1, 2, 3 nokta koydu. Virgül. Eş sözler arasında kullanılıyor. Ali Ahmet Özkan bize geldi. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılıyor. Genç doktora yardım etti. Şimdi burada genç doktor dediğimiz zaman doktorun genç olduğundan bahsediyor ama belki de ikisi de ayrı kişi. Burada virgül koyarsak genç doktora yardım etti. Yani genç başka biri, doktor başka biri oldu. Virgül koymazsak anlam karışıklığı oluşuyor. Ara sözlerde. Bu yöre Amasya ve çevresi çok güzeldir. Sıralı cümlelerin arasında da kullanılıyor. Bakın eve geldi, virgül yemek yedi ve uyudu. Tırnak içinde alınmamış aktarma cümlelerinden sonra kullanılır. Çabuk eve gel dedi. Başkasının sözünü ne yaptı? Aktardı. O yüzden buraya bir virgül koydu. Red veya onay bildiren sözcüklerden sonra. Peki sen bilirsin. Hayır bugün gelemem. Buralarda da virgül konuluyor arkadaşlar. Kesirlerde de konuluyor bu gördüğünüz gibi. Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Bu önemli arkadaşlar. Yemeğe gelirse bizde kalacakmış. Buraya virgül koyamayız. Cümlede bağlaçlardan önce ve sonra kullanılmaz. Bu da önemli. Dün derse geldi ama hiç konuşmadı. Önce ya da sonra virgül koyarsak oraya oturmuyor arkadaşlar. Hem yürüyorum hem müzik dinliyorum. Burada da kullanılmaz. Noktalı virgül. Virgülün yetersiz kaldığı yerde anlam karışıklığını gidermek için kullanıyoruz. Üzüm, elma, armut ve kayısından faydalıdır. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanıyoruz. Doluya koydum, almadı. Boşa koydum, donmadı. Bakın burada bir sıralı cümle var. Arasında zaten virgül olduğu için buradaki anlam karışıklığını noktalı virgülle çözmüşüz. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları ayırmak için kullanılıyor. Yarışmaya kızlardan Ayşe, Fatma, erkeklerden Veli, Hüseyin katılacak. Bakın burada Ayşe ve Fatma kız olduğu için burada virgülle, noktalı virgülle ayırıyor. Erkeklerden de yani farklı tür olduğu için Veli, Hüseyin diyor. İki nokta. Kendinden sonra açıklama yapılacak ya da örnek verecek cümlenin sonunda kullanılıyor. Çiçekçide olan çiçekler şunlardı. Açıklama yapıyor. Lale, sümbül, gül. Karşılıklı konuşmalarda kullanılıyor. Gönül, iki nokta. Yarın sınav var mı? T
Tekin 2 nokta evet var. Gördüğünüz gibi karşılıklı konuşma gönül bir şey söyleyeceği için 2 nokta kullanıldı. Tekin de cevap verirken 2 nokta kullanıldı. 3 nokta. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda. Herkes onu iyi tanırdı ama tamamlanmamış 3 nokta koymuş. Örneklerin devam ettiğini belirtmek için. O akşam herkes bizdeydi. Ali, Veli, Ümit, belki Ahmet, başka birisi var etrafın devamında ama 3 nokta koyarak onun devam ettiğini göstermiş oldu. Açıkça yazılmak istenmeyen yerlerde de kullanılıyor. Kılavuzu kargo olanın boyunun nokta noktadan kurtulmaz. Bakın burada da açıkça söylememek için nokta nokta kullandık. Alıntılarda atlanan yerlerde kullanılır. Şimdi burada Sidefy'in bir hikayesinin alıntı yapılmış ve önüne ve sonuna nokta nokta buradan kestiğini belirtiyor. Önlem işareti. Sevinç, üzüntü, acı, korku, heyecan, nefret gibi duygu ifadesi. Bunlar cümlelerde kullanılıyor. Tüh, yine golü kaçırdı. Bakın burada bir önlem var. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılıyor. Dur, bir yere kaçamazsın. Ey Türk gençliği derken de burada seslenme ve hitap var. Önlem işareti kullanılmalı. Soru işaretleri. Soru anlamı taşıyan söz veya cümlelerden sonra kullanılıyor arkadaşlar. Ne arzu ederdiniz? Bakın soru sordu ve işareti koyduk. Kesin olarak bilinmeyen sözler ve bilgilerden sonra yay ayrıntı içinde de kullanılabilir. Mesela Karacaoğlan'ın doğum tarihini biliyorlar 1606 ama ölüm tarihini bilmedikleri için soru işareti koymuşlar. Kısa çizgi. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılıyor. Küçük bir sürü, 4 koyun, birkaç inek. Mera'da otluyordu. Burada. Ara söz burası. O yüzden burada kısa çizgi kullanıldı. Kelimeler arasında ile ve den ve benzeri anlamlarında da kullanılabilir. Beşiktaş ve Galatasaray. İzmir ve Eskişehir gibi. Hücreleri göstermek için kullanılır. Konuşmayacaksınız. Bakın bütün hecelere kısa çizgiyle ayırabiliyoruz. Fiillerin sonuna makmek anlamında kullanılır. Bekle mek çizgi. Otur mak. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için de kullanılıyor. Seni buraya gönde sığmamış. Burada ayırdıran kişi kim? Gördüğünüz gibi burada da kullanabiliyoruz. Sıfırdan küçük sayıları göstermek için kullanılıyor. Eksi 10 derecede yürüyüşe çıkılmaz demiş mesela. Uzun çizgi. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılıyor. Buna konuşma çizgisi de deniyor arkadaşlar. Kadıköy'e hiç gittin mi? Hayır gitmedim. Bakın konuşma çizgimiz burada. Uzun çizgimiz var. Yay ayrıt yani parantez. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklama için kullanılabiliyor. Bu beldenin ormanlarını yok olmaktan kurtarmalıyız. Bakın buraya ne sıkıştırmış. Aslında orman demeye de bir şahit gerek. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi yok. O yüzden parantez içinde göstermiş. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılabiliyor. Yaşlı kadın ağır adımlarla yaklaştı. Evladım bana yardım eder misin? Burada da herhangi bir tiyatro eseri ya da senaryonun içerisinde hareketlerini göstermek için yazmışlar. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Bu dizi kime aitmiş? Nazım Hikmet'e aitmiş. O yüzden alıntının aktarıldığı eseri ya da yazarı göstermek için kullanılmış oldu. Kesin olmayan bilgiler için de ayraç kullanılır. Ormanda 15 bin ağaç bulunmaktadır. Yani burada 15 bin diyor ama yaklaşık rakamını bilmediği için soru işaretini yay ayraç içerisinde belirtiyor. Köşeli ayraç nedir peki? Ayraç içi ayraç kullanıldığında kullanılır. Kütüphanemizde Türk tarihi, Türk edebiyatı tarihi kitapları. En başta resimli Türk edebiyatı tarihi. Bakın burada bir tane de yay ayraç içinde isim var. Nihat Sami Banarlı alınmalı demiş. Bibliografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için de kullanılıyor. Yekta Bahir, Ömer Seyfettin. Yeni Lisan, Genç Kalemler. Burada Ömer Seyfettin'i içine almış. Bilimsel çalışmalarda metinde bulunmadığı halde araştırmacı tarafından tamamlanan kısımlar köşeli ayrıçla gösterilebiliyor. Babam Kaan öldüğünde küçük kardeşim Küştegin'ye
7 yaşında. Burada ne yapmış? Araştırmacı tarafından tamamlanmış. Aslında bulunamamış ama bulunan ne yaptı? Köşeli ayraçla göstermiş oldu. Tırnak işareti. Alıntı bir sözün başında ve sonunda kullanılır. Fuzuli, bilimsiz şiir temelsiz duvara benzer diyor. Ne yaptı? Fuzuli'den bir alıntı yaptı. Başında ve sonunda kullandı. Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen terim tırnak içinde kullanılır. Anadolu'da saza bağlama denir. Bakın burada bir açıklama yapıyor. Onu da cümle içinde tırnak işaretiyle gösteriyor. Cümle içinde geçen eser adının başına ve sonunda da kullanılır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir adlı eserini okudum. Burada da eseri ne yaptı? Tırnak işaretiyle gösterdi. Kesme işareti. Özel isimlere gelen çekimeklerini ayırmak için kullanılır. Bakın Hazal A yönelme gelmiş. Oraya hemen kesme işareti. Türkiye'ye gördüğünüz gibi kesme işaretiyle ayırdım. Kısaltmalara ve sayılara gelen ekleri ayırmak için de kullanılır. DS'yi de gördüğünüz gibi ayırdık. TV'yi de ayırdık. 5. 19'da bunları da ayırıyoruz. Sözcüklerde ünlü düşmesini göstermek için de kullanılabiliyor. Karacaoğlan aslında bu. Ama orada bir ses düşmesi olmuş. Onu göstermek için ne yaptı? Kesme işareti koydu. Hadi bakalım burada biz de parantez içine noktalama işaretlerini yerleştirelim. Hasta hemşireye masadaki evrakları gösterdi. Burada ne demiştik? Anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanabiliyoruz demiştik. Şimdi yani buraya virgül koymazsak hasta hemşireye masadaki evrakları gösterdi oluyor. Hasta ve hemşire aynı kişi oluyor ama virgül koyarsak hasta başka biri, hemşire başka biri oluyor. Hasta hemşireye masadaki evrakları gösterdi. Cümle bitti. O zaman ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Yazar. Son kitabı Uçurtmayı Vurmasınlar ile yılın yazarı seçilmiştir. Burada yazar virgül. Son kitabı Uçurtmayı Vurmasınlar ne yapıyorduk? Herhangi bir eseri ya da yazarı cümle içinde belirtirken tırnak işareti kullanabiliyorduk arkadaşlar. İle yılın yazarı seçilmiştir. Ne yaptı? Yine cümle bitti. Herhangi bir açıklama da yapmayacak. Devam da etmiyor. O zaman nokta koyuyoruz. Nilay Hanım'ın misafirleri gelmiş. Burada da özel isme geldiği için ek ne yapıyoruz? Ayırıyoruz kesme işaretiyle. Misafirleri mi gelmiş? Burada ne yapıyor? Soru anlamı var. O zaman ne yapacağız? Soru işaretimizi koyacağız. Sınava erkeklerden Ahmet, Selim, Arda, kızlardan Dilara, Eda ve Zeynep gelecek. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Farklı türü ayırmak için eğer cümlede virgül varsa, virgülle ayrılamayacak herhangi bir karışıklık varsa noktalı virgül kullanıyorduk. Burada noktalı virgülümüzü koyup iki farklı türü birbirinden ayırıyoruz. Bavullarımı hazırladım. Taksi çağırdım. Burada sıralı cümle var arkadaşlar. Virgül koyarak buradaki anlam karışıklığını giderebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır diye sormuş. A'da 16.45'teki toplantıya geç kalmak istemiyorum diyor. Burada doğru kullanılmış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ve dün akşam mahallede Serkan'ı gördüm. Özel isme geldiği için burada da ayırmış. Doğru yapmış. C. Yasa tasarısı TBMM'de de görüşüldü. Burada da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. D. Seni üçüncü kez uyaracağım arkadaşlar. Bu inci inci eklere bu şekilde ayrılmıyor. Buradaki kesme işareti yanlış. Bu üçüncü olarak yazılabilirdi. Böyle doğru olurdu. D şıkkı diyoruz o yüzden. Şimdi ek kök ve sözcükte yapıya geçelim. Bir kelimenin anlamlı en küçük yapısına ne diyoruz? Kök diyoruz arkadaşlar. Bir sözcükteki tüm ekleri attıktan sonra geriye kalan anlamlı en küçük parçadır. Kitaplık mesela. Kitaplığın kökü nedir? Şöyle yazalım. Kitaptır. Artı lık eki gelmiş. Eki attığımızda kitap kök olarak kalıyor. Lık da ek oluyor. Gözler. Bu da aynı şekilde köküne bakıyoruz. Göz. Artı ne olmuş? Ler çokluk eki almış. Göz kök oluyor. Ler ek oluyor arkadaşlar. Sözcü. Aynı şekilde söz kökümüz. Artıcı.
Ekibiz. Türkçe'de kökler isim kökü ve fiil kökü olarak ikiye ayrılıyor. Kelimenin eklerinden arındırılarak ulaşılan kökü canlı, cansız, soyut veya somut bir varlığın ise isim köktür. Okul, araba, bulut gibi. İsim kökler arkadaşlar master, eki, makmeki alamaz. Kelimenin eklerden arındırılarak ulaşılan kökü bir eylem, iş, oluş veya hareket bildiriyorsa fiil köktür. Gel, git, bak gibi. Fiil kökler master ekini, mekmakı alabiliyor arkadaşlar. Hem isim hem de fiil olarak kullanılan kökler ise ortak kök deniyor. Savaş, barış, boya, tat, eski gibi. İki ordu uzun süre savaştı dediğim zaman arkadaşlar burada savaş fiil olarak kullanılmış. Savaşmak oluyor çünkü. Savaş insanlar için kötü bir olaydır dediğim zaman burada savaş isim olarak kullanılmış. Kelimelere eklenerek onlardan yeni kelimeler türeten veya kelimelere çeşitli anlamlar yükleyen seslere de ek deniyor. Türkçe'de ekler iki bölümde inceleniyor arkadaşlar. Yapım ekleri ve çekim ekleri olarak ikiye ayırıyoruz. Biz şimdi yapım ekleriyle devam edeceğiz. Sözcüklere gelerek onlardan yeni anlamlar türeten eklerdir yapım ekleri arkadaşlar. Yeni anlam türetmesi gerekiyor. Yapım ekleri eklendikleri sözcüğün anlamında türünde köke bağlı olarak değiştiriyor. Adından da anlaşılacak gibi yeni sözcük yapım işini üstleniyor. Yapım ekleri her zaman çekim eklerinden önce geliyor arkadaşlar. Yapım eki alan sözcüğe türemiş sözcük diyoruz. Mesela buradaki resimlere bakalım. Burada ne var? Şeker. Bu kök halinde burada ne var arkadaşlar? Bir şekerlik var. Ne yaptı? Şeker bir tane tatlıyı gösterirken şeker artı lik eki aldı. Yani yapım eki aldı. Bu kavramdan şeker koyduğumuz kavrama dönüştü. O zaman ne oldu? Yeni bir anlam türedi. O zaman yapım eki almış oluyor. Kitap. Burada da bir kitaplık var. Kitap. Tek bir kitapken lık eki alıp burada bir dolap olmuş. Kitaplık. Yani yeni bir kavrama dönüştüğü için yapım eki almış diyoruz. Çekim ekleri. Çekim ekleri sözcüklerden yeni anlamlar türetmeyen eklerdir. Yapım ekleri yeni anlam türetir ama çekim ekleri yeni anlam türetmez arkadaşlar. Sözcüklerin diğer sözcüklerle bağ kurmasını, sözcüklerin cümlede görev almasını, halini, sayısını, zamanını, şahsını belirtiyor. Mesela ben kitap ver. Bu sözcüklere çekim eki koyarsak eğer bana kitabı ver. Ne oldu? Cümlede sözcüklerin birbiriyle bağlantılı olmasını sağladı ama yeni bir anlam kazanmadı. O zaman çekim eki diyoruz. Okula, kalemim, evde, arabadan. Bakın bunların hepsi çekim eki almış ama anlamları değişmiş. Şimdi bir etkinlik yapalım. Kelimeleri köklerine ve eklerine ayıracağız. Yeni bir kelime türemiş mi türememiş mi birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi gözlükçünün kökü nedir? Gözdür. Aldığı ekler ne peki? Lük artı çü. Peki. Göz eki, göz sözcüğüne lük ve çü gelmiş. Gözlük olmuş. Başka bir kavram. Daha sonra gözlükçü olmuş. Yani gözlük satılan yer. E ne oldu? Yeni bir kelime türedi. Böyle işaretleyelim. Kitabım. Bunun kökü ne arkadaşlar? Tabii ki kitap. Aldığı ek ne? Im eki. Kitap. Kitabım. Yine kitap aynı sözcük. Yeni bir kelime türedi mi? Türemedi. O zaman yeni kelime türemedi diye işaretleyelim. Sözlük. Söz kökümüz. Hangi eki aldı? Lük ekini aldı. E şimdi söz ek aldıktan sonra sözlük yani içerisinde kelimelerin anlamlarının bulunduğu bir kitap anlamına geldi. Yeni bir anlam türedi mi? Türedi. Güzel. Herhangi bir ek var mı burada? Yok.
O yüzden yeni kelime türedi, türemedi ikisini söyleyemiyoruz. Çünkü kök halinde. Tuzsuz. Tuzsuzun kökü tuzdur. Artı ne yapmış? Suz ekini almış. Tuz yemeklerin üzerine attığımız kavram. Ama suz ekini aldığı zaman yemeğin tuzsuz olduğu anlamına geliyor. Yeni bir anlam türedi mi? Evet. Masa. Masada. Masadanın kökü masa. Aldı ekine daha eki. Yani çekimek almış. Çekimekler ne yapıyordu? Yeni anlam türetmiyordu arkadaşlar. Sevgi. Sevginin kökü nedir arkadaşlar? Sevmek. Hangi eki almış? Gı ekini almış. Ne oldu arkadaşlar? Sevmek kavramı sevgi oldu. O zaman yeni bir anlam türemiş oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzda nelerden bahsettik? Parçada anlamdan, noktalama işaretlerinden, ek ve köklerden bahsettik. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.